arkadaşlar. Şu anda Trabzon'dayım. Trabzon'da babamın arkadaşı bir abiye rastladım. Şimdi biraz onu konuşturacağım. Abi şimdi sen babamın arkadaşısın. Birlikte gurbetçilik yaptın. Hayır. Kaste torbalarının içinde yatırdık. Kaste gazete torbaları. Çümende torbalarının. Yatak yok muydu o zaman? O zaman yatak yoktu ki. Bir tane taslar vardı. Taslar. Buradan ala giderdik. Postlan bayağı. Yani garibanlı kol geziyor öyle mi? Sonra? Sonra öyle çalıştık. Sonra bu aldım. Sigara demek ki sigara da alamıyordunuz. Yok. Ne yapıyordunuz sigara içmek için? Tüdün alırdı baban. Ondan da ben aldım. Şey ederdim. Çümende geldi lan sarardım. Çimento geldiğinde sarıp sigara içiyordunuz. Ayıp ediyorsun. Çimento geldiğinde. Yokluk kırıla gidiyor. Ya, o kırıla giderdi o zamanlar ya. Ya Yayla abi bu kadar mesela bu kadar yokluk da sende ya. Yok da 8 tane çocuk sende. Babam da 7 tane çocuk. Nasıl cesaret edip de bu kadar edildi, çocuk aldı? Havle içerdik işte. 8 tane havle. Ayıp ediyorsun. Yok değil. Çok yokluk vardı ha. Ayıp ediyorsun. Bir de 4 liraya çalışırdık. Hesaplasana 4 liraya. 4 liraya çalışırdın. 4 liraya çalışırdık ya. 4 lira ya. Yokluk kol geziyor. Yok, vay be. Şimdi bir ekmek 30 lira. Bir ekmek 30 lira. Niye de ben senden para istemeyelim ya. Evet. Niye bahsin niye değilsin? Yaşar iyi misin? Ya senin paran var. Planlık edersen burasına oraya doğru. Evet. Hiçbir değeri yok. Evet. Benim param var. Hı-hı. Allah'ıma şükür olsun. Kimseye ihtiyacım yok şimdi. Evet doğru. Anladın mı? İşte böyle olacak. Tamam. Tamam. Tamam abi. Hadi görüşmek hadi üzere. Görüşmek. Hadi. Arkadaşlar bir sürüye rastladık. Sürünün başı da bizim akrabamız. Merhaba Mustafa, ne haber? Diyorum abi. Hadi bakalım. Güle güle. Sürü sürü de maşallah. Murat abi sen de bu işin içindesin he? Sürüyü topluyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi güle güle. Hadi sağ olasın. Merhaba değerli dostlarım. Şu anda Demirci Köy'deyiz. Köyümüzün ileri gelenlerinden Mustafa abiyle beraberiz. Caminin yanında sohbet ediyoruz. Bir şey söyledi. Ben bunu ilk defa burada duyuyorum. Zamanında bir yol parası varmış Türkiye'de. Mustafa abi bu yol parası ne ya? Bunu bir daha bize anlatır mısın? Yani bak diyorum sana ya 12 lira vereceksin. Evet. Ya işte 12 gün çalışacaksın. 1 lira yemin. Bunu devlet istiyor bizden. Devlet. Yol parası. Tabii. Ya kanunu öyle devlet. Senin geldiğini öyle alacak onu. İllaki alacak. Arkadaşlar bunu bak kimse bilmiyor. Ben bilmiyordum. Zamanında devlet Türkiye'nin değişik yerlerine yol yapmak için her haneye Herhane değil. Mesela kişi 12 lira alacak ya. He. O ondan evde bir kişi var, bir kişi verecek. İki kişi var, iki verecek onu. Evde iki kişi varsa iki kişi de 24 lira mı verecek? Ama şey olacak ha, yanlış anlama. Anlatmayalım. Ne? 12 lira alacak evin peyu. Haberde bunu vermeye mecbursun ama yok. Yetişti uşağın geldi o vergiye geldi o da o verecek o para. Demek ki hanede herkes eğer yetişmişse erkek 12, çocuklara bırak. Erkek çocuklar 12 lira para verecek kadınlar değil erkek çocuklar 12 lira para verecek. Türkiye'nin yolları demek ki eskiden böyle yapılıyormuş bilginize. Bir bilgi öğrenmiş olduk buradan arkadaşlar. Bir başka zaman bir başka bilgi daha alırız inşallah. Şimdilik bu kadar.